Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda şu anda Ülkü yarış pistindeyiz. İzmir'de arkamızda 2 adet Porsche Taycan Turbo S bulunuyor. Yanımda ise Ümit Bey var. Kendisi en az 10 kez Türkiye şampiyonu oldunuz diye biliyorum Ümit Bey. Avrupa'da çok kereler yarıştınız. Milli bir pilotumuzsunuz. Aynı zamanda bir eğitmensiniz. İsterseniz gelin direkt aracın testiyle başlayalım. Pistimize bir çıkalım, bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi arkadaşlar launch kontrol deneyeceğiz. Launch kontrol şu arkadaşlar, arabanın 0'dan 100'e kaç saniyede çıktığını ölçmeye çalışacağız. Elektrikli bir araç, firmanın iddiası 2.8 saniye 100. Hazır mısın? Hazır olun. Allah'ım sana sığındım. 1, start. Oha! Ne oluyor ya? Tamam mı diyorsun? Biraz dinlendireyim seni. Sıcan. Durayım mı? Evet abi. Şimdi arkadaşlar ufak bir operasyon geçirdik. Arabadan bir tane arkadaşımızın midesi bulandı. Ben değilim. Görüntülerde benmişim gibi görünüyor ama asla ben değilim. Onu net olarak belirtmek istiyorum. Şimdi Ümit Bey'le biraz aracın sürüş deneyimiyle ilgili sohbet etmek istiyorum. Ne diyorsunuz Ümit Bey bir elektrikli otomobil açısından? İlk defa pistimizde bir elektrikli otomobil bu boyutta, bu klasmanda otomobil kullanıyorum. Hızlanmasında her şeyinde gücü gösteriyor. Siz de şahit oldunuz. Ben çok kötü şahit oldum yani. Hiç böyle bir piste yardır yardır video çekmemiştim. Bir de hani profesyonel bir pilotun arabasına binince insan hem kendini güvende hissediyor. Hani korku desen korku değil. Hani pilota çok güveniyorsun. Korku ya herhalde. Yaşamadığın bir tepki ve hızı yaşıyorsun. Evet. Tabii. Benim sıkıntım oydu. Muhtemelen arkadaşımızın da midesi o yüzden bozuldu. Peki Ümit Bey, bir pist aracı mıdır bu? Bu haliyle pist aracı değil. Ama gücüyle, aerodinamiğiyle pistte de çok zevkli kullanılabilecek bir otomobil olduğunu gösterdi. Biz şimdi arkadan nitel bir Porsche ile yarışıp alıştığımız için bu otomobilde 4 çekeri görüyoruz. Biraz daha otomobili tutuyor. Tam bir pist aracı değil dediniz. Mesela ne açıdan değil? Motor mu? Fren mi? Yarış otomobildeki en önemli özellik bence bir fren sistemi. Her ne kadar kaliperleri keramik olsa bir yarış otomobili performansını tabii ben bunda göremedim fren açısından. Hız konusunda hiçbir eksiği yok. Tabii en çok yadırgadığımızda otomobilin gayet sessiz olması. Evet. Çünkü biz her virajda, her düzlükte, her vites geçişinde o gazı, motoru, egzoz sesini duyup hayatımızı yaşayarak yapıyoruz. Bunda biraz daha bu sessizliğe alışmak lazım. Ama bu da sessiz bir canavar. Sıfırdan yüze olan hızlanması gayet müthiş başarılı. O zaman şöyle yapalım Ümit Bey. Siz de daha fazla yormayalım. Biz aracımızı piste doğru alalım. Biraz aracın içerisindeki teknolojilerle ilgili konuşalım istiyoruz. Arkadaşlar direksiyona ben geçtim. Aracımızın start stopu burada, daha jelatini üstünde. Tamamen bir hayalet ekrandan bahsediyoruz. Enteresan olan durum şu, yolcu için de bir adet ekran ayrılmış yan tarafa. Şu ekrandaki modlar, çevirdiğimiz zaman aracın sürüş modunu değiştirebiliyoruz. Kendisine normal, sport, sport plus, individual. Bir de burada range var. Range anladığım kadarıyla uzun mesafe. Ümit Bey, siz aracı durur oturmaz sport plus'ı aldınız. Neden? Otomobilin performansını ölçecektik. Hem aynı zamanda launch kontrol için sport plus almak gerekiyordu. 0-100 kilometrenin 2.7 verilerini gerçekten desteklediğinde beraber test etmiş olduk. Şimdi direksiyonun sol tarafında bir adet sesli komut butonumuz var. Onun hemen yanında aracın işte müzik sisteminin sesini açık kısmına yarayan bir scroll var arkadaşlar. Bir enteresan özellik var. Şuradaki tuş bildiğiniz makro tuşu. Yani siz buraya istediğiniz özelliği ekleyebilirsiniz. Mesela elektrikli spor ses yazıyor burada şu anda. Ben şu anda elektrikli spor ses açık. Buna bastığım zaman da gördüğünüz gibi elektrikli spor ses kapalı moda geçiyor. Bu arabayı tamamen sessiz alıyor veya bir tık sesini açıyor. Bunun hemen altında ise bir adet güç geri kazanım. Yani o frene bastığınız zaman oluşan enerjiden bir elektrik depolama durumu söz konusu. Siz buradan destek sistemlerine girdiğinizde ACC ve sınırlayıcıyı görüyoruz. Burada G kuvvetinin ölçümünü yapabileceğimiz bir panel geliyor. Şimdi arkadaşlar yan ekrana geldiğimiz zaman şurada bir touchpad gibi bir şey oluşturulmuş. Bu menüyü buradan sağ sol ve yukarı aşağı hareketlerle yönetebiliyorsunuz. İşte konfor, ortam aydınlatması, sürücü koltuğu, yolcu koltuğu vesaire vesaire gibi pek çok farklı özellik var. Ümit Bey, size birkaç tane soru sormak
sormak istiyorum. Bu araba kaç yakar ya? Bu arabanın can yakacağını anladık. Ne kadar yakacağını bilmiyoruz ama. Bir beygir bilgisi oluyor değil mi elektrikli araçlarda? E tabii. Bu otomobil için 761 beygir güç üretiyor. Kaç yakar kelimesi çok abest oluyor. Dolayısıyla gün şakası bayağı yakar ya. Bayağı yakar aynen biz de öyle düşünüyoruz. Bunun ağırlığı kaç ya? 2200 kilogram ağırlığında bir otomobil. Maşallah. Şimdi buradaki kadran 300'e kadar geliyor. Ama bunun top speed'i maksimum kaça kadar hızlığını biliyoruz? Maalesef bu otomobilde gördüğüm detayların içinde eksi olan kısmı bu kadar güçlü hızlanması, performansı, beygiri olan bir otomobilin son hızının 260 olması biraz bana göre dezavantaj. Menzil konusunda yani bu araba aslında kaç kilometre gider ki acaba şimdi full şarjdayken? Fabrika verilerinde normal kullanım seyir halinde 380 kilometre ile 412 kilometre arasında rakam verilmiş. Tabii bu normal bir seyirde devam edersen. Bir şeyden bahsedeceğim ben. Şimdi bu aracın fiyatı 2,5-3 milyon bareminde. ÖTV'si çok düşük. Bu otomobilin elektrikli olmasından dolayı ÖTV'si oldukça düşük olduğu için diğer otomobillerin yarı fiyatına bu konforu sağlamış oluyor. Bir daha hadi kornayı çekelim. Daha sonra da çıkış ekranında görüşmek üzere diyelim. Gelin dışarı çıkalım. Otoparka geldik. Aracı şarja takacağız. O anı görmenizi istiyorum. Biraz sesim yankı yapabilir. Ayrıca ışık düşük. Kusura bakmayın bu anlamda. Burada bir şarj istasyonu var. Bak burada arkadaşlar. Şöyle elimizi koyduğumuz zaman altından açılıveriyor. Tak abi. Burada da şarj istasyonumuz var. Bataryamızın durumunu da şuradaki ekrandan göreceğiz şimdi. Hadi piste. Ben yeni yeni kendime geliyorum. Yani şimdi arabadan indik arkadaşlar. Otomobil sporları işin içine girdiğin zaman bırakamayacağın ve müptelası olduğun bir spor. Dışarıdan seyretmekle değil, için içinde yaşadığın an gerçek etkiyi, tepkiyi yaşıyorsunuz. Siz de bugün onu görmüş oldunuz. Eyvallah. Ben tekrar hani hem kanalımız adına hem de takipçilerimiz adına size çok teşekkür ediyorum videomuza katıldığınız için. Ya bu deneyimi bizlere yaşattığınız için diyelim. Videomuz sona erdi. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Başka bir web teknolojisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.